Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Sabah erkenden indim bahçeye arkadaşlar. Havalar o kadar sıcak gidiyor ki bitkilerimizin bazıları mutluyken bazıları çok mutsuz olabiliyor. Bunlardan bir tanesi benim sardunyalarım. Nerede gölge var, nerede serin yer var, oraya sığınmak istiyorlar. Orada konumlanmak istiyorlar. Bugün sardunyalarıma sıcak havalarda nasıl bakıyorum, bu konuda bilgi vereceğim. Bilgi vermeden önce abone olmayanlarınız varsa aranızda arkadaşlar abone olursanız, bildirim zilinizi açıp küçük de bir beğeni yaparsanız çok sevinirim. Şimdi havaların ısınmasıyla arkadaşlar çiçeklerimizin birçoğu hemen kuruyor. Kurumuş saplarını ben bir böyle kırıyorum, ayıklıyorum. Çünkü bazıları tomurcuktayken açamadan kurumaya dönüşüyor. Havalar o kadar sıcak ki böyle tomurcuklar açamadan böyle minik minik açmış halindeyken kurumuş olabiliyorlar. Onları temizlemeye başladım. İlk olarak kuru çiçeklerimizi temizlemekle devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi geceleri böyle karanlıkta böyle beyaz kelebek gibi uçan kelebekçikler var, minik minik. Onlar böyle sanki yapraklarımı yemişler gibi. Çok güzel bu fuşya rengi sardunyam, çok kocaman bir rozeti oluyor. Burada da yeni dikmiştik beraber sakız sardunyam. Bunu da bayağı bir gölgede tuttum arkadaşlar. Serin esintili bir konumda tuttum. Biraz ağacın altında tuttum. Sonra buraya aldım derken bakın yeni yeni yapraklar vermeye başladı. Toprağına adapte oldu. İklimine, ortamına uyum sağladı. Bu kızımdan da 3 saksı vardı biliyorsunuz. Böyle pembe, çok güzel katmerli çiçek açıyor bu da. Hatta şöyle geleyim yerde daha rahat. Bakın iki tanesini ben bahçeye dikmiştim. 3 saksı olunca bir tanesi böyle elimde, saksı da kaldı. Bu da böyle olsun, onlar da öyle olsun derken bunun çiçekleri çok güzel katmerli açıyor, top top. Ama dediğim gibi sıcaklarımız çok fazla arkadaşlar, çok fazla olunca da çiçekler mutsuz, açamıyorlar. Bitkiler mutsuz sıcaktan, yeni tomurcuklar da yapamıyor. Bakın bunda daha hala tomurcuk yok. Bir tane mine sanki bir yerde görmüştüm. Çiçeğini merak ettiğim böyle bir iki bitkim daha var, açmayanlar. Topraklarını neredeyse İki güne bir suluyorum. O bile sanki yetersiz geliyor gibi. Bakıyorum böyle aralarında tomurcukları falan çok nadir bir iki görüyorum. Normalde pıtır pıtır çiçek açarlar. Şurada bir tane var bakın. Bitkiler sıcaklarda çok zorlanıyorlar. Ciddi anlamda zorlanıyorlar arkadaşlar. Sularını veriyoruz, gölgeli bir alana konumlandırıyoruz. Bakın sabah güneşi şu an oradan vuruyor. Sabah güneşini buradan köşeden 1-2 saat alıyorlar. Daha sonra bakın burada yukarıdaki bitkilerimi de aldım. Buraya hemen mermerin dibine kuytu, üçgen bir alan. Esintinin sadece esinti, serin olan bir yere koydum. Güneş almıyorlar burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tomurcuklar açmadan böyle kurumaya dönüşüyorlar hemen. Bu özel tür sardunyam arkadaşlar. İkisinin de ben denize sardunya olduğunu sanıyordum, katmerli. Fakat farklı gibi geldi bana. İkisi de farklılar. Bazı çiçekler böyle birbirlerine benziyorlar ama bakalım böyle tamamen patır patır bir çiçek açsalar görsek ama göremedik daha. Şuraya küçücük bir dal kırıp dikmiştim. O da tutmuş sanırım.
Şöyle dibini de temizliyorum. Yani yapraklarını temizliyorum arkadaşlar. Kurumuş çiçek saplarını alıyorum. Hatta bazılarını yarımdan kırıyorum. Yarım yarım kırıyorum. Sonra o dal kendiliğinden kuruyor. Koparması daha kolay oluyor. Dibinden o filizin kökünden zedelememiş oluyorum. Şöyle birkaç tane hatta yine dal aldım. Aslında hiç zamanı değil fakat bitkim gelişemedi. Bir tane budadığım dalda 6-7 tane küçük küçük filizler var arkadaşlar. O kadar sık ki onu seyrelttim. Biraz gövdeyi rahatlattım. Bunu aldım. Belki ikiye bölerim. Belki böyle bu şekilde serin bir yine aynı saksıda serin köşeye iyice köşeye konumlandıracağım. Yani kendi saksının dibine dikeceğim. Önce bir sulama yapacağım ama hemen size gösteriyorum. Sararmış yapraklarını tek tek temizleyip çiçeklerini de temizledikten sonra sulama yapacağım. Bunları buraya bırakayım. Yoksa kaybederim ben onları. Bakın görüyorsunuz. Yani su neredeyse her gün versem yeridir. Fakat vermiyorum. Çok da suya boğmamak gerekiyor. 2 güne bir benim konumumda esinti alan bir konumda tamamen yeterli. Bana mısın demiyor toprak. Arkadaşlar vallahi hemen kuruyor yani. Bitkiler böyle hemen bir mutsuzluk oluşuyor. Evet, bu da benim kopardığım tomurcuk maalesef gitti. Yaprağını koparayım derken böyle aralarda sararmış, kurumuş çiçek sapları var. Onları alıyorum. Ne zaman evvel günü ilaçlama yaptım hepsini. Hastalıklara karşı işte inzektislere, kurtçuklara, işte unlu bitlere karşı veyahut da başka haşerelere karşı şu an ilaçladım. Koruma altındalar inşallah. Zaten öncesinde de herhangi bir şey yoktu ama ben olmadan önlem almaktan yanayım her zaman. İlaçlandı, işte böyle konumunu yeniden gölgeye aldım. Serin bir yerdeler. Kurumuş çiçeklerimizi de temizliyoruz. Dediğim gibi yarıdan kırsam da oluyor. Sonra kuruyor, ben onları alıveriyorum. Hiç sorun yaşamıyorum yani. Gönül isterdi ki bu çiçekler serinlikte böyle aşırı sıcaklar olmadan hepsi güzel güzel açsınlar ama maalesef şimdilik böyle sıcak sıcak gidiyor havalar. Bazıları tomurcuklanıyor, bazıları dökülüyor. Bakın bazıları hatta böyle tohum kapsülleri oluşturuyor. Baktım tohum kapsüllerinin içi de boş arkadaşlar. Tohum bile oluşamamış. Ya hani üzerinde dursa bu çiçekler olur mu? Yani ola da bilir ama çiçeklerinin yarısı kurumuş, kurumaya dönüşmüş. Çok da göze de hoş gelmiyor o şekilde. Bitki de hem rahatlasın, yeni tomurcuklar oluştursun. Temizlemekte her zaman fayda var. Ben öyle yapıyorum. Ben yani kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi bakın kuru kuru yani açamıyor. Açamayınca da ne yapacağız? Alacağız bunları. Bakın bu rengi de çok seviyorum. Böyle ortası iki renkli. Böyle farklı. Bu da çok iri çiçekli. Bazıları küçük ama çok güzel renkleri var. Bu yeni aldığım kırmızı sardunya. Bakın böyle kuruyor. Bunlar kendiliğinden böyle pıt diye dökülüyor sonra. Bu da çok güzel oldu. Toparladı. Yeni saksına diktikten sonra. Çok hafif nemli. Bakın böyle daha iyi oluyor. Hani dibinden kıracağım diye zorlamadan yarıdan makasla da kesebilirsiniz. Elinizle kıratabilirsiniz. Sardunyalarımızın bakımı bu sıcaklarda evet biraz
yerimiz müsaitse, kolay yerimiz müsait değilse biraz zor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Gölgeli alana yer varsa, yoksa bir file ile bir çarşaf gererek gölge oluşturuyoruz. Korumaya alıyoruz sardunyalarımızı. Sulamalarını ihmal etmiyoruz. Zaten toprağımız biliyorsunuz bahçe toprağıyla torf karışımı, içinde yanmış ahır gübresi var, perlit var. Güzel, geçirgen bir toprak. Ona rağmen bakın kupkuru arkadaşlar. Şimdi bunları ben böyle buraya şimdi dikeceğim. Şu şekilde. Ama öncesinden diksem de olur. Sonra sulamasını yapacağım. Şöyle oturtayım. En köşeye yerleştireceğim bunu. En arkaya, bitkilerin arasına. Dibindekiler de zamanla köklenecektir. Belki alırım da buradan. Yeniden bir toprağımı hazırlayayım, saksımı. Buradan bunları alıp yeniden de dikebilirim. Ama şimdilik böyle burada bir dursunlar. Çünkü isimlerini yazıyorum karıştırmamak adına. Belli olmuyor hangisi hangisi, isim yazmazsak karışabiliyor. Toprağım kurumuş arkadaşlar ya, tamamen kurumuş. Dediğim gibi 2 günde bir neredeyse sulama yapıyorum. Sabah erken saatleri şu anda. Burada zaten hiç sıkıntı olmayacak, sulama yapsam da serin bir konum. Tam böyle evin girişinde böyle buraya yanaştırarak geliş gidiş hem gözümün önündeler, bakıyorum, kontrol ediyorum. Burada keyifleri iyi. Şimdilik burada durmaya devam edecekler. Yapacak bir şey yok. Balkon alamam. Bakın bu küçük de çok güzel tuttu. Dibinden de yaprak vermeye başladı. Bunu da böyle aralarına, ablaların aralarına koyuyorum. Bu da böyle bunların gölgesinde büyümeye devam etsin. Şimdi sulamaya geçeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi birkaç sukulentim de balkonda. Onları yeni aldım. Onlar daha küçükler, küçük fideler. Tam toparlanmadılar. Onların çekimini hiç yapmadım size. Onları size daha sonra çekeceğim. Şöyle bir çiçekleri bir büyümeye geçsin, çiçeklerini görelim. Daha sonra isimleriyle tanıtacağım. Onlar da çok güzel ilerliyorlar, büyümeye devam ediyorlar. Şöyle aralardan kurumuşları da alıyorum. Bazen hiç çiçek olmamaktansa böyle kuruları aradan alarak da iyi oluyor. Şimdi sulamaya geçmek istiyorum. Hortumumu çektim buraya. Şöyle suyumu da ayarladım. Şimdi diplerine azar azar böyle vereceğim. Dönüp dönüp tekrar tekrar sulayacağım arkadaşlar. Yani bu kadarcıklı olmuyor tabii ki. Hani taşmasın diye azar azar veriyorum. Tekrar başa dönerek ikinci turu, bazen üçüncü tur sulama yapıyorum yani. Buraya güneş gelmeyeceği için, burada herhangi bir sıkıntı olmayacağı için şimdi sabah 6.30 arkadaşlar. Saat 6.30. Erken kalktım bugün. Biraz işlerim vardı. Dedim sessizlikte hemen ineyim. Bitkilerimle de ilgilenemiyorum. Çünkü çok fazla sardunyalarıma bakayım dedim. Aklıma hemen bir video çekmek de geldi. Video çekeyim dedim. Sulamam gerekiyordu. Hem sulama yapayım hem de sizlerle böyle sohbet eşliğinde nasıl baktığımı anlatayım dedim. Sardunyaları çok seviyorum arkadaşlar. Bu sıralarda baya bir sardunya çeşidi edindim. İnanın o yenileri de göstereceğim günü iple çekiyorum yani. Çok heyecanlıyım. Bir tanesi açtı daha. Astrid açtı. Hadi ismini de söyleyeyim. Astrid diye bir
gül sardunya gibi böyle çok güzel renkte bir sardunyam var. O açtı. Fakat bir tane daha, o yeni. Diğerleri de açsın. Ondan sonra size onları da çekerim. Balkonum tamamen örtülerle gerildi. Biliyorsunuz sukulentleri göstermiştim. Çarşaf, örtü, ne varsa uygun konumuna göre de örtü rengi gerdim. Rengarenk balkonum yani. Ya çok sıcak arkadaşlar, yatılmıyor da, kapı pencere hep açık. Valla bir mücadeledir gidiyor sıcaklarla. Allah sonumuzu hayretsin. Bugün daha da bir sıcak olacak. Böyle bu şekilde bakın dönüp dönüp suluyorum. Arada gübreleme de yapıyorum arkadaşlar. Bunlara sulandırılmış çay suyu posası öyle veriyorum diplerine, harmanlıyorum, yumurta suyu veriyorum, bakliyatların sularından ara ara veriyorum, sık sık değil inanın, bakın ara ara 4-5 kere böyle bununla sulama yapıyorsam sonrasında diğerlerinden böyle gübre niyetine veriyorum. Yoksa o elimizdeki evsel gıda atıklarını bahçede ağaçların diplerine hep ben değerlendiriyorum. Ortancalarımın, çiçeklerimin diplerine, ağaçların diplerine, sebze yaptığım sebzelerin diplerine falan hep değerlendirip döküyorum. Evet, sulamamı da bitirdim arkadaşlar. Sardunyalara ben nasıl bakıyorum diye de böyle kısaca anlatmaya çalıştım. Umarım sizlerde de güzel güzel tomurcuklar açar. Ben böyle yaptım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.